Evet sevgili seyirciler, tekrar sizlerle birlikteyiz. Kilimli Haber ve Kanat Müşir olarak ekranlarımızın karşısındayız. Daha önce de sizlerle paylaştığımız gibi konuğumuz, bugün konuğumuz duayen gazeteci Cedit Akgün'dü. Cedit Bey hoş geldiniz yanımıza. Evet Cedit Bey, son günlerin yaklaşık bir aydır bir koronavirüs salgınıyla ülke olarak ve şehir olarak mücadele veriyoruz. Ancak bildiği gibi Zonguldak bu anlamda çok daha önde giden, çok daha konuşulan bir şehir haline geldi. Zonguldak genelde hep böyle kötü şeylerle anılan bir şehir olmaya başladığı gibi bir algı da oluşuyor ülkede. Bu konudaki düşüncelerin nelerdir? Buradan başlayalım öncelikle. Şimdi 19 Nisan Pazar günü neredeyse yaz bir havadan insanlara sesleniyoruz. Zonguldak'ın insan sirkülasyonu hep fazla oluyor. Bir AVM'nin yanındayız, bitişindeyiz. Burada ya günde 10 binlerce insanın geldiği yerde. Şimdi işte gördüğünüz gibi yayınımıza misafir geldi. Bir adet misafirimiz de var. Zonguldak tabii ki hep göçükler, grizolar, sel felaketi, buna benzer hep kötü olaylarla anılan bir şehrimiz. Türkiye'nin ilk sanayi kenti, Türkiye'nin Cumhuriyet'in ilk şehri Zonguldak. Tabii Zonguldak Türkiye'ye çok şey katmıştır ama Türkiye maalesef Zonguldak'ı taşıyamamıştır. Zonguldak bugünkü yaşadığı ekonomik kriz belki de Türkiye'deki diğer vilayetlere göre en yüksek olan ildir. Zonguldak'ta vaka olarak, nüfusumuza orantılı olarak vakada, koronavirüsü vakasında nüfusumuza göre Türkiye birinciliğindeyiz. Garip bir şekilde birinci olamıyoruz hiçbir şeyde ama böyle bir şeyde de birinciyiz. Neden? Nedeni şu, maden kenti burası. Burası Türkiye'nin en fazla kronik hastasının yer aldığı bir kentte yaşıyoruz biz. Maalesef böyle bir talihsizliğimiz var. Burada ilk Türkiye'de ilk meslek hastalıkları hastanesi Zonguldak'ta yapılmıştır. Yani bunun bir nedeni var. Ve kronik hastamız ve emekli kent olduğumuz için 162 bin emeklimiz var ve bu emeklilerin %75'i Türkiye Taş Kömürü Kurumu'ndan emekli insanlar. Ve bunların birçoğu da kömür tozu hastalığı, ponomokonyoz dediğimiz hastalıktan tedavi gören insanlarımız. Akciğer solunum yetersizliğinden bizim on binlerce tedavi gören insanımız var Zonguldak'ta. Zonguldak'ta tedbirler gecikmeli mi alındı diyeceğiz. Hayır değil. Belediye Başkanı'nın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı belediye başkanları toplantısında bizzat rica ederek 30 büyükşehirden sonra Zonguldak'ta karantina altına alınması önemli bir gelişmeydi. Ayrıca Zonguldak Emniyet Müdürü bu Metin Turanlı gerçekten bu Zonguldak'ta alınan tedbirler konusunda, güvenlik tedbirleri konusunda inanılmaz bir başarı sağladı. Hatta hani bir felaket yaşadık, bir cuma gecesi sıkı yönetim yasağı 2 saat kala ilan edildiğinde insanların marketleri 2 günde açlıktan ölmezdi kimse bu şehirde. Hiç kimse ölmez yani 2 günde açlıktan ölmez. Açlık grevi yapanlar neredeyse 2 ayda 3 ayda ölüyorlar. Yani açlık grevi yapan insanlar bile 2 ayda 3 ayda ölüyor. O marketlere saldırdıkları gün emniyet müdürümüz yani ne yapayım, yani ne yapayım siz bari uyarın insanları. Biz insanların evine kapısına kadar da ekmeği getiririz. Bütün mesele ekmekse ekmek getiririz dedi. Yemekse yemeğini getiririz dedi. Ve bakın bir hafta önceden sıkı yönetim yasağı bir hafta önceden açıklanınca sokaklarımız bomboş. Yaz günü güneş, insanlar balkonlarına bile çıkarken tereddüt ediyorlar insanlarımız. Balkonlarına bile çıkarken tereddüt ediyorlar. Vakanın daha da büyümemesi adına evde kalması Zonguldak'tan her zaman daha iyi olacak. Evet Cedit Bey dediği gibi inanın şu anda güneşten ben terledim. Sanki Ağustos ayındayız. O kadar güzel bir hava var. Dediğiniz gibi büyük bir AVM'nin önündeyiz. Binlerce kişinin bu havada buraya geldiği gün dönemde şu anda sadece sevgili dostlarımız, köpeklerimiz var bizi seyrediyorlar. İnanın bizler de tabii ki çok üzgünüz. Keşke daha iyi ülke olarak bir şeyler elde edebilsek. Ama dünya bazında baktığımız zaman ülke olarak çok daha ileri, daha iyi tedbirli, daha başarılı olduğumuzu görüyoruz. Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? Bence şöyle, Milli Eğitim Bakanı ve Sağlık Bakanı belki de tarihi altın harflerine geçecek insanlar. Yani çok önceden bir tedbir almaları, okulları çok önceden kapatmaları. Bakın Fransa'da maske yok. Evet, Fransa'da maske yok. Arkadaşım var benim Fransa'da yaşamış burada. Ailesi Fransa'da yaşıyor. Ve maske gönderecek kargolar gitmiyor zaten. Ve Fransa gibi dünyanın gelişmiş kendini süper güçlendirilen Amerika'sı çökmüş durumda sağlık sistemi. Yani sağlıktaki yapılan yatırımlar, belki yeni binanın yapılması tartışma konusu falan ama yani sağlığa yapılan yatırımlar,
karşılığını Türkiye görüyor. Kaliteli sağlıkçılarımız üretildi. Yani yetişti, yetiştirdiler kendilerini. Yalnız Zonguldak, bakın koronavirüsü geçti, bir deneyle tartışıyoruz. Sayın Valimizin hekimlerle, Erdoğan Bektaş'ın hekimlerimizle ilgili söylediği sözler ne oldu? Sonunda iki tane hekim, Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki iki hekimimiz istemiyoruz dediler ve görevlerinden istifa ettiler. Ayrıca polis evinde kalan, polis konuk evinde kalan sağlıkçılar da bugün polis evini terk ettiler. İstenmediğimiz yerde durmayız diye. Sayın Valinin açıklamaları tabii talihsiz. Ahmet Hakan CNN Türk'te şunu söyledi. Ya Ahmet Hakan CNN Türk'te üslup hatalıydı dedi. Yılmaz Özdil bir günlüğüne hekim yaptınız kendisini diye yazılarını şey yaptılar. Bütün kitle örgütleri, sağlık sendikaları olsun. Sayın Vali'ye tabii Sayın Vali'nin özrünün karşılık bulmadığını kamuoyunda. Kamuoyu vicdanına karşılık bulmadığını. Çok basın bunun üzerine çok gitti. Bütün basın meslektaşlarımız da bu konu üzerine çok gidiyorlar. Hatta valiyi istifaya davet etmeye çalışan basın mensupları var. Veya kamu işte dernek yöneticileri. Vali Bey özür diledi. Özür dilemek erdemliktir. İnsanlar tabii ki zaman o da bu koca bir ili yönetiyor ve Türkiye'de birinci sırada olan bir ili yönetiyor. Yani onun da sinirlerini çok da, o da insan sonuçta, yani onun da dilinin sürüşmesi olabilir. Kendisi de bu konuda özür diledi. Ya özür bence yeterli gibi geliyor bana. Bir vali eğer kamuoyundan özür diliyorsa yaptığı hatanın farkına varmıştır ve hatadan geri dönmüştür. Ama bunu böyle vali bir yıpratma adına işte vali gitsin. Hani bir vali gitse ne olacak? Bir başka vali gelecek. O da devletin valisi. Yani sonuçta gelecek olan bir çok farklı bir süper gücü olan biri gelmeyecek yani. Gelmeyecek. Yani bunu böyle abartmanın, böyle büyütmenin de esprisi de yok. Ha sosyal medyada şöyle, sağlık çalışanları özelden bana yazdıkları mesajları dün gece cevap vermekten yoruldum. Sağlık çalışanların yakınlarının da yazdığı mesajlar var. Hı-hı. Tabii insanların zoruna gidiyor. Tabii ki böyle bir ortamda ve sağlıkçılarımızın neredeyse, Sayın Vali şurada haklı, kendi diyaloglarında tedbir almadıkları için bu hasta virüse yakalandılar. Yani Sayın Vali bunu derken de tamam, diğer kalan bölümleri kabul etmiyorum. Muş'ta da buna benzer talihsiz bir açıklama yaptı Sayın Vali. Ama bu temas konusunda, birbirleriyle olan diyaloglarında buna dikkat etmedikleri, kurallara riayet etmediklerine vurgu yaptı. Vurgu da gayet doğal çünkü bu Zonguldak'ta hekimlerimiz, hemşirelisiydi, hastane çalışan personelleriydi. Hastanede tedavi görüyor bu hastalıklar. Yani demek ki bunlar kendi arasındaki mesafeyi koruyamadılar. Koruyamadılar. Yani bunun başka bir nedeni olamaz. Yani peki bu kadar vali beyin üstüne yüklenmek çok doğru değil. Bence de doğru değil. Hatta biz medya olarak bu konuya değinmedik. Yani vali beyin işte istifasıydı veya vali beyin görevden alınması gibi konulara biz girmedik. Çünkü doğru bulmadık sizin dediğiniz gibi. İnsandır, hata yapabilir. Hata hepimize mahsustur. Giden, gelecek olan dediğimiz gibi süper güçleri olan bir vali de gelmeyeceğine göre o yüzden vali beyin bu süreci bildiği için de, daha iyi bildiği için de, daha iyi yönetebileceğini ben de düşündüğüm için medya organlarımızda bu konuya çok değer vermedik. Peki Cevdet Bey, sizce Zonguldak yapı olarak dönem dönem işte yasaklar bittiği an gene insanlar sokaklarda, siz de geliyorsunuz, biz de geliyoruz. Hala o günlük yoğun hayat devam ediyor. Benim gördüğüm bu. Yani hiçbir şey yokmuşçasına hareketler, mesafe korumamalar veya işte market içerisindeki hal ve hareketler. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle, marketleri açık tutacağımıza, pazar yerini açık tutsaydık bana göre daha akılcı bir kural olurdu. Ve marketler, yeminle söylüyorum burada, yani bunu kamuoyu bilsin. Bunlar yarın Cenab-ı Allah'ın karşısında nasıl hesap verecekler merak ediyorum. Yani 1'e 5 katarak satıyorlar, 1'e 5 katarak fırsatçılık yapıyorlar. Fırsatçılık yapılıyor bu şehirde. Bence bu fırsatçılığın önüne geçilmeli. Bu insafsızların cezalandırılmasını ben talep istiyorum. Neden? Yani marketlerde zaten mesafe kuralına uyulmuyor. Evet. Ama pazar yerinde bu uyulabilirdi. Bakın pazarcı esnafı perişan durumda. Zonguldak pazarcı esnafı perişan durumda. Sayın Vali bir açıklama yaptı. Önümüzdeki günlerde belki dedi bu yasağı kaldırabiliriz. Şehir giriş çıkışlarımız yine 15 gün süreyle uzatıldı. İlçelere giriş çıkışımız kontrollü, yani o da görevliler girip çıkabiliyor. Onun dışında giriş çıkışlarımız yasak. Bu kuralları Zonguldak uyuyor diyebiliriz. 12 kişi şu ana kadar sokağa çıkma yasağını ihlal etmiş. Onlara da 38.160 TL ceza kesilmiş. Yani Emniyet Müdürlüğü bu konuda inanılmaz bir şekilde performans sergiliyorlar, emniyet çalışanları. Yani Emniyet Müdürü başlarında olmak üzere
Ben onlara özellikle şey yapıyorum. Bu arada Ramazan ayı da geliyor. Mübarek evet. Ramazan'la geliyor. İşte bu sıkıntı burada da başlıyor. Ha burada ne işte Zonsiyat burada 1000 aileye kumanya dağıtmış. İşte Çay Cuma'ya 100 adet koli yine gıda yardım kolisi, 1000 adet maske vermiş. Tabii bunlar şey çözümler. Zonguldak şöyle bir şehir. Emekli kenti, artık ekonomisi bitik bir şehir. Ticareti bitmedi. Esnaf arkadaşlarımızla konuşuyoruz, diyorlar ki biz bir ay daha giderse hiçbir şeyi ödeyemeyiz. Yani hiçbir şeyi biz artık ödeyemeyiz. Biz gittik. Bankalarda kırmızı kalemimiz. Bankalar kredi vermiyor. Zaten bankalar şu an Zonguldak'ta hiçbir bankadan hiç kimse kredi alma şansı yok. Ona ayrıca değineceğim burada, ben. Çok önemli bir konu çünkü Zonguldak esnafı için. Tamam. Devam edin. Yok ayrıca o konuyu değineceğim. Hayır o konuda. Şöyle söyleyeyim o zaman lafınızı kesmişken. Yani kredi konusunda bana da gelen çok fazla şey var. Hatta ben bununla ilgili geçtiğim günlerde bir köşe yazısı da yayınladım. Hak Getire Halk Bankası diye. Çünkü Halk Bankası'ndan başvuru yapan bir şahsın bize yazdığı birebir olayı köşeme yansıttım. Kredi işte başvurular açıldı, devlet destekleniyor, işte devlet esnafa destek verecek deniyor. Ancak şahıs bankaya gittiği zaman işte yok şu evrakları getir, yok iki tane kefil getir, yok onu getir, yok onu getir. Yani kredi vermemek adına zorlaştırdıkça devlet bankası olmasına rağmen zorlaştırıyorlar. Bunun algısı da Zonguldak'ta esnafa çok yansıdı. Bu konudaki düşünceniz de sizce peki? Şimdi şöyle, Zonguldak zaten kredi batağı olan bir şehir. Yani ekonomisi bitmiş bir şehir her şeyle. Artı Zonguldak mesela çok garip bir şekilde bu bankalar Zonguldak'tan çok büyük paralar kazanıyor. Neden? Samsun büyük şehir olmasına rağmen Zonguldak'ın 50 kat neredeyse 5 kat fazla nüfusa sahip. Ama banka mevduatına gelince Zonguldak onun önüne geçiyor. Zonguldak'ta böyle bir mevduat birikimi var. Ama bu bankalar bu parayı Zonguldak'tan başka yere, başka şehirlere taşıyor. Başka şehirlerde krediye dönüştürüyorlar. Ama Zonguldak'ta bunu vermeme adına her şeyi yapıyorlar. Yani 2 ay sonra Zonguldak'ta esnaf da kalmayacak. Ve kim kimler alacağını nasıl alacak? Ve kim insanlar yine yardımlaşma var. Şimdi hoşgörü, ev sahipleri hoşgörü gösteriyor. İşte yani karşılıklı bir hoşgörü var ama elektrik faturası işliyor, doğalgaz faturası işliyor. Cep telefon faturası işliyor, internet faturası işliyor. Hemen mesaj geliyor. Gelmiş yine. Bana da geldi. Mesaj gelmiş. Telefon borcunuzu şu tuvalette ödeyin yoksa kapanacaktır diye. Lastik patlayacak diye. Ama yani bu tip şehirlerde insanlar hareket edemezken bu devasa paralar kazanan holdingler, karteller yani biraz da ya biraz insaf dersin ki kardeşim tamam 2 ay 3 ay sonra hayat normalleşecek. Normale döndüğümüzde siz bu borçlarınızı ödeyin diyebilirler. Yani biraz da şu paralarına biraz kıysalar, yani biraz Müslümanlık yapsalar, zekatlı fitreyi bir düşünebilseler bu ülkede açlıkta kalmaz. Zonguldak temel sorunu kredi mevcut. Evet. Ve Zonguldak'taki bankalara ben buradan asıl Türkiye'nin bir ekonomisiyle ilgili Sayın Bakanımız, eski Enerji Bakanıydı kendisi zaten. Evet. Şu an Maliye Bakanı. Zonguldak'ı da iyi bilen biri. Zonguldak'ı çok iyi bilen bir insan. Zonguldak insanı da onu sevdiydi Enerji Bakanı iken de. Evet. Evet geldi madenlerle ilgili yaptığı şeyler gerçekten güzel şeyler yaptı. Yani hiç maden işçilerinin hakkının, emeğinin ödenemeyeceğini kendi gözleriyle görüp yaptı. Şimdi ben diyorum ki Zonguldak'ız, madem biz Kuruyuk ve Akada Türkiye şampiyonuyuz, Sayın Bakan da buradaki bankalara, bunların başlarına diyecek ki kardeşim Zonguldak halkına bir şey yapacaksınız, kredi açacaksınız. Size kredi talebinde başvuranın başvurusunu yerine getirecek. Tabii ki makul ölçülerde. Tabii ki kimse bankaları soyacak hali yok, şey yapacak hali yok. Yani. Ama makul ölçülerde bu Zonguldak insanına bir yarar sağlamasını istiyorum. Yani ekstrem bir Zonguldak için ekstrem bir alternatif üretilmeli. Çok zor bir şey değil. Olmamalı da zaten bence de. Çünkü kömür ocaklarının kapanması, özel ocakların kapanması demek. Kapandı. TTK kapandı. TTK kapandı. İnsanlar bir şekilde. Hadi TTK çalışanları maaşını alıyor. Onları da yarı maaşını alacaklar. Devlet verecek ama insan sirkülasyonu yok. Yani burası bir emekli kenti. Şimdi o kömür tüccarı olan arkadaşlarımız da zor durumdalar. Onların da kendilerine göre ticaretteki çekleri var, senetleri var. Verdikleri Zonguldak dışındaki yerlere verdikleri şey evrakları var. Bankalarda kredileri var. Onlar da kendilerini ne yapacaklarını şaşırmış durumda. Yani Zonguldak her yönüyle sıkışmış bir yer. Mengeneye sıkıştırılmış bir şehir. Çok önemli bir konu. Yıllar günlerdir gündemde maske konusu. İlk gelmesi gereken şehirlerden birisi dediğimiz gibi Zonguldak olması gerekirken hala birçok kişiye Zonguldak'ta maske ulaşmadı. Şimdi bu konuda alamayan çok kişi bu var. Konuda doktor belediye başkanımız hep bunu övünerek anlatıyor, bir şey yapıyor. Meclis üyesini de ya Cumhurbaşkanı'na neredeyse maske satacaktı. Ben o programı izledim.
maske satacaktı neredeyse. Maske üretimini 185 bin adet üretiliyor günde. Zonguldak merkezli su buldu. 110 bin zaten. Yani bir günlük üretimle Zonguldak'ın tamamını kapatır. Belediye işçileri, işte emniyet personeli zaten elinden geldiği kadar gayret ediyor. Bunlar bir organizeyle, muhtarlarıyla, işte bir organizasyonla, çok basit bir organizasyonla insanlara bu maskeler ulaştırılabilir. Onunla ilgili ben bir araştırma yaptım. Cevdet Bey, firma sahibi devletle anlaşma yaptığı için bırakın binlercesini, tek bir maske bile şu anda dışarı veremiyormuş. Kanunen veremiyormuş. Yani ben onu Selim Bey'e iletmek adına bunun araştırmasına girdim. Ancak aldığım cevap çok net bir cevaptı. Tabii duayen siyasetçi Yatay Günden aldım bu cevabı bu arada. Çünkü ona da sordum. Hani neden? Çünkü ikisini de iyi tanıyan bir kişi olduğu için neden böyle bir şey dedi. Kilimli Belediyesi'ne dedi, belediye başkanı beni aradı. 4 koli dedi. Yani 4 kutu yani alt üstü. Alamadık dedi. Anlaşması gereği dedi. Direkt Sağlık Bakanlığı'na göndermesi gerektiği için Zonguldak dışarıya çıkış yapamıyormuş diye aldığım bilgi bu yöndeydi. Ama şimdi kamuoyunda şu algıyı yarattıktan sonra biz işte merkezi hükümetten istediğimizi alıyoruz derken kronik vakalarda Türkiye şampiyonu olan bir il içinde öncülük yapılabilirdi. Yaptırabilirsin. Yani Sağlık Bakanımızın ben gerçekten bak Sağlık Bakanı takdir edilecek bir insan, iyi bir hekim ve günlerce uyumadığı gözlerinden belli. Basın toplantılarını ve üzüldüğünü, yani üzüntüsü belli adam insanın yüzü altlarına düşmüş şekilde, yani o da vicdanıyla kavga ediyor insan. Yani insan ister mi insanın ölmesini? İstemez ama biz ki. Türkiye olarak gerçekten diğer şeylerden, diğer ülkelerden şanslıyız. Şansımız birincisi şu iklimimiz. İkincisi de şu. İkincisi insanımızın dayanışması. Her insanımızın bir dayanışması var. Bakın bu çok özel olacak belki ama ben 60 metrelik bir terasım var benim. Zaman zaman oraya çıkarım ederim. Dün yaşlı bir teyze karşıdan seslendi. Oğlum dedi, sen herhalde bekarsın dedi. Gece yaraları geliyorsun eve dedi. Tabii hayat hikayemi bilmiyor kadıncağız, nereden bilsin. Oğlum yemeğe falan ihtiyacın olursa gel al. Senin arada dedi, buraya dedi çocuklar olan bir hanımlar geliyor gidiyor falan dedi. Dedim onlar mülteciydi teyze dedim. Mülteci, onlar dedim evsiz kalınca bana gelirler. Evleri olunca dedim beni bırakırlar. Yani yemeğe ihtiyacı yok teyzeciğim dedim. Benim yemeğe ihtiyacım yok. Allah şükürler olsun. İki yumurta kırıp yiyoruz dedim. Karnımızı doyurmaktan mesele. Karnımızı doyuruyoruz. Birlik beraberlik konusunda ülke olarak da şehir olarak da bu konuda oldukça iyi güzel bir atmosfer sergiliyoruz zaten. Ondan yana sıkıntımız yok ama tabii dediğimiz gibi Zonguldak'taki sorunların bitecek gibi de görünmüyor. Şimdi 15 gün süre uzatıldı. Bu 15 gün sonunda ne göreceğiz, neyle karşı karşıyayız hiç bilmiyoruz. Şimdi valla asıl felaket ne olacak biliyor musunuz? Tabii bu şey. Şimdi insanlar karı koca evde yaşıyorlar. En büyük çoluk sıkıntı çocuğu. O şu anda. Şimdi ben düşünüyorum aile mahkemesinin işleri zor. Yani çünkü birbirini tanıma zamanları yoktu. Evet. O hengamenin içerisinde. Şimdi sosyal medyadaki paylaşımlar artık insanlar çıldırma noktasında. Yani yakından takip ediyorum. Yani öyle paylaşımlar yapıyor ki insanlar artık herhalde yakında çıldırabilirler. Psikiyatriste çok ihtiyacımız olacak bu sürenin sonunda. Ve aile mahkemesi, üçüncü aile mahkemesi de kurulabilir Zonguldak. Çünkü iki aile İhtiyacı mahkemesi olacak, yetmeyecek. Yetmeyecek diye düşünüyorum ben de. Şimdi peki Cevdet Bey, bunun dışında gazetecilerin de tabii ki yerel gazetecilik kolay bir şey değil. Yerel medyada olmak zor bir süreç. Hele ki bu süreçte hani ekonomik sıkıntılardan bahsettik. Evet belki herkesin sıkıntılarına değiniyoruz ama en büyük sıkıntıyı çekenlerden biri de ben gördüğüm kadarıyla ve içinde olduğum için de medya, gazeteciler süreci içerisinde çok zor. Şimdi tabii yaramıza tuz bastınız şu an siz. Şimdi yani en önemli bence çünkü basın ilan kurumundan. Bizim resmi ilan alan bir gazeteyiz. Basın ilan kurumunda her ay bizim resmi ilan istikaklarımız geliyor. Basın ilan kurumu dedi ki tamam dedi vergi dairesi kaldırıyorum ödemeleri. Size ödeme yapılacak. Ama ne oldu? Yapılandırırsan olacak. Yapılandırmazsa yine vergi dairesinde kesilecek. Yani şunu diyemediler. Vergi dairesinin hacizini kaldırdık kardeşim. Kaldırdık. Haciz macize parayı ödemeyeceğiz. Personel ödeyeceğiz. Personel parasını ödeyemiyorsunuz. Kağıt kalıp parasını bulmakta inanın yani mucizeler yaratarak kağıt kalıp parası çünkü bomba sokaklar var. Yani mucizeler yaratıyor. Basın ilanından olmayan bir şokta gazeteci var benim gibi mesela. Tabii, ben basın ilanından değilim ve benim gibi bir sürü daha basın ilanından. Ama işte sizin bizdeki çalışan personel siz alamadığınız sayımız, yerde biz nasıl alacağız? İşte bizim çalışan personel sayımızın yüksek olması bizim yükümüzü daha da ağırlaştırıyor. Evet. Daha yani vergi sigortaya hak getire bırakın insanlara ekmek parası vermekte zorlanıyoruz. Yani zor bir süreçten yaşıyoruz. Basın ilan kurumundan gazetecilere kredi veriliyor. Yani
resmi ilan alan gazetecilere. Tamam. Ne oldu dedim. Başvurduk. Senin vergi dairesine borcun var. Ya vergi dairesine benim borcum olduğunu ben biliyorum zaten. Ben size vergi borcu kağıdımı da gönderdim zaten. Yani. Vergim borcum var. Ama siz bu dönemde bunu yok sayabilirsiniz. Bu hata değil. Yani ben yani basın ilan kurumu genel müdürünü şey yapmak istemiyorum ama yani görevini yerine getirsinler. Onların tuzu kuru. Onların tuzu kuru. Onlar maaş kartını taktı mı parayı alıyorlar. Yani onların tuzu kuru. Ama şöyle düşünmeleri lazım ki biz gazeteler olmazsa onlar o paraları alamayacaklar. Yani onlar o bankamatiklerden o paraları alamayacaklar. Bir süreçte basın artık iş yapamaz hale geldiği zaman insanlar da haberdar olmaktan zorluk çekecekler. Yani haber alma özgürlüğü kalkacak. İrdelenmeyince bir olaylar nasıl ortaya çıkacak? İrdelenmeyince. Yani ben bu konuda basın ilan kurumu görevini yapmadığını düşünüyorum. Gazeteci derneklerinde, gazeteci federasyonlarında, yani yerel gazetelerin, yani şimdi ulusal gazeteler holdinglerin zaten. Evet. Zarar etse Demirören ne olur? Yani 3 gün, 1 ay, 2 ay zarar etse ne olur? Hiçbir şey olmaz. Zararı vergiden düşürür. Yani. Ama bizim öyle bir şansımız yok. Bizim bir yerden düşürme şansımız yok. Olmayan parayı düşüremeyiz. Yani olmayan para düşmez zaten. Evet. Cevdet Bey, genel anlamda birçok konuya değinmeye çalıştık bugünkü itibariyle. Bu yayını önümüzdeki günlerde tekrarlamak isteriz sizlere tekrar. Bizlerim aklımıza geldiğince sorularımızı yönetmeye çalıştık. Siz böyle genel anlamda bir toparlarsanız ardından veda edelim. Evet, Zonguldak'ta güzel bir günden. 18 Nisan Pazar 2020. Bu tarihi herhalde bir daha inşallah Cenab-ı Allah bizlere yaşatmaz. İnşallah. İşte dünyanın güçsüz kaldığı, insanların güçsüz kaldığı, bilimin güçsüz kaldığı, çaresiz kaldığı bir süreçteyiz. Bakın bir mikrop bir ülkeden, Çin'den bulaştı, dünyayı sardı ve dünyayı teslim almış durumda. Bir koronavirüsü dünyayı teslim almış durumda. Yani bakın bu silahla, topla, tüfekle, bombalarla, uçaklarla, tank sanayileriyle falan olmuyormuş demek ki. Böyle de olabiliyormuş. Evet. Bu çok acı bir olay. Çaresiz insanlar. Çaresizlik. Bir de çaresizlik kötü bir şey. Bir de geleceğe insanlar artık kaygıyla bakmaya başladı. Evet, yarınımdan ben de umutsuzum. Kimsenin umudu kalmadı ki. Umudumu ve hayallerimi yitirmek çok kötü bir şeydir. Ben umutlarımı ve hayallerimi yitirdim diye düşünüyorum. Peki biz tekrar bizlere katıldığınız için teşekkür ediyoruz. İleriki günlerde tekrar sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyacağız. Evet sevgili Kilimli Haber. Teşekkür ederim ben de. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet sevgili Kilimli Haber ve Kanal 67 izleyicileri. Bugünkü konuğumuz duayen gazeteci Cedit Akgün'dü. Aklımızın erdiğince, dilimizin döndüğünce kendilerine sorularımızı yöneltmeye çalıştık. Onun düşüncelerini ve tecrübesinden faydalanmaya çalıştık. Sürçülisan ettiysek affola. Sağlıklı kalın. Evinizde kalın.